Hocam LGS'yi fulllemek istiyorum. Nasıl yapabilirim LGS'yi? Tonguç'um günde 400 soru ile LGS'yi fullleyebilir miyiz diye birçok yorum geldi. Mesela Ahmet Erden demiş ki günde 400 soru çözsem LGS'de derece yapabilir miyim? Emel Sarı demiş ki LGS'yi fulllemek için günde ne kadar soru çözmeliyiz demişler. Herkes zaten kaç soruyla kaç puana çıkarım diye soruyordu. Biz de bununla alakalı bir video yapalım. Diye. Birincisi LGS'de biliyorsun Tonguç Elal benim 90 soru var. Bunun 50 tanesi sözel. 20 Türkçe, 10 inkılap, 10 dini, 10 İngilizce. 40 tanesi de sayısal. Ne yazık ki. Evet. Biz demek ki 90 sorudan sorumluyuz. Bu 90 sorudan günde mutlaka bir tane çözmemiz lazım. Yani günde bir tane deneme çözmemiz gerekiyor zaten. Bunun iki katını çözersek yani 180 soru çözersek bizim için çok iyiydi. Bunun iki katını çözersek 270 soru çözersek. Muhteşem. Muhteşemdi. Ama biz şu anda 400 sorudan bahsediyoruz. Bu durumda gerçekten süper bir hedef olacağız. Bir günde 400 soru çözerek LGS'de gerçekten de fullleyebilirsin. Ancak doğru bir program oluşturman lazım. Burası önemli. Peki programı nasıl oluşturabiliyordu? Bununla alakalı kısa bir bilgi verelim. Mesela matematik çalışacağın zaman konularını yazacaksın. Çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler, olasılık, cebirsel ifadeler. Bununla alakalı birincisi temel soruları çözdün mü? Örnek sorulara baktın mı? LGS sorularına baktın mı? Ve birinci kaynak Tonguç Taktikli. İkinci kaynak işte Zoru Bankası. Üçüncü kaynak Doz. Doz. Dördüncü kaynak fark etmez. Sonuçta sen kaynaklardan da bunları bitirdin mi? Eğer sen bunları bitirdiysen, buraları tıkattıysan zaten yavaş yavaş yanlışların azalır. Ama sen çarpanlar ve katlarda sadece iki kaynak çözün, Üçüncü ve dördüncü kaynak çözmedin. Zaten muhtemelen denemede de hata yaparsın. İkincisi de günlük olarak değil de haftalık olarak çalışma programı yapman lazım. Mesela matematikte çözdüğün soru sayılarını yazdın. Diyelim ki matematikte pazartesi günü 50 soru çözdüm. E i̇şte Fenden 50 soru çözdüm. Türkçeden 100 soru çözdüm. İnkılap, din, İngilizce çalışmadım. Şimdi sen buraya baktığın zaman pazartesi günü kaç soru çözmüş olduğunu görebiliyorsun. Bu sınava baktığın zaman da matematikten bu hafta kaç soru çözmüş olduğunu görebiliyorsun. Üçüncüsü de mutlaka denemelerinle alakalı da bir program yapman lazım. Yani sen deneme 1, deneme 2, deneme 3, 2019 DGS, deneme 4, deneme 5. Bunların hepsini sen Türkçe'de, İnkılap'ta, Dinde, İngilizce'de kaç yanlış yaptığını yazman lazım. Ben Türkçe'de 2 yanlış yaptım. İşte e, İnkılap'ta 1 yanlış yaptım. Dinde yanlışım yoktu. İngilizce'de 2 yanlış yaptım. Matematikte 6 tane yanlışım 3 tane de boşum vardı. Bunları bilmelisin ve buna göre kendini takip etmelisin. Veyahut da, veyahut da saat saat. Tabii şu anda Ramazan olduğu için bazı öğrenciler için bu anlamsız bir program oluyor. Saat saat yapılacaklarını yazman lazım. Ben bu saatte uyanacağım yapıldı. Bu saatte deneme çözeceğim yapıldı. Bu saatler arasında dinleneceğim yapıldı şeklinde de ilerleyebilirsin. Şimdi dolayısıyla biz bir günde 400 soruyla başarıya ulaşabiliriz. Ve bununla alakalı birazdan sana yani bu programları yapabileceğin. Hocam siz çok güzel çizmişsiniz ama biz buna benzer sayfaları bu güzel e, tabloları nasıl oluşturabiliriz? Burada sana birazdan göstereceğim bununla alakalı bir sürprizimiz var. Ama öncesinde bir günde dört soru çözeceksin ama... 400 sorunun içeriğini. Yani 400 tane din sorusu çözersen sadece imam olursun yani. Böyle bir şey olmaz ki bir şey olmaz. O zaman fen, matematik yok, İngilizce yok. İşte içerisinde inkılap yok. İmam hedefliyorum. Ya olsun. İmam hatip sesini hedefliyorsan imam hatiplerinde puanı çok yüksek. Mesela Kartal Ardol imam puanı inanılmaz yüksek. Dolayısıyla matematik feninde iyi olması lazım. Şimdi Selim, Duru, Deniz ve Buse'nin dört tane arkadaşımız var tamam mı? Dört tane arkadaşımızın 400 soru içerikleri karşılaştık. Bu dördü gerçekten de inek olduğunu söyleyebiliriz. Niye? Çünkü 400 soru çözebiliyorlarmış. Ve LGS'de full yapmak için... Sen Dedik o zaman burası. Evet burası bir mandıra gibi oldu ama sıkıntı yok. İneği ben de çok severim. Burada çalışma yöntemini beraber bulalım. Mesela Selim bir günde 400 yeni soru çözme programı. Bunların içerisinde bak dikkat etsen inkılap ve İngiliz'den çok fazla soru çözmüş. 100 100 200 soru çözmüş. Bu bayağı güzel. Niye? Çünkü İngilizcesi ve inkılabı iyi olacak. Ama Türkçe'de, matematikte ve fende soru 50 sayısı. 50'şer soru çözmüş. 50'şer soru çözmüş. Şöyle düşün Tonguç. Bir kere bunların katsayısı diğerlerinden 4 kat fazla. Bunlar en önemli dersler. Ama kolayına geldiği için bunu çözmüş. Bu da bir başarı. Ama 400 başarılı... soruya nasıl ulaşacağım yoksa başka Bak, türlü ulaşacağım. Bu da mi? bir başarı ulaştır ama bu tam anlamıyla senin notlarını netlerini çok ciddi yükseltmeyebilir. Bir de Duru'ya bakalım. Duru bir günde 400 tane yeni soru çözme programı yapmış. Bu tabii gün gün değişebilir. Burada Türkçe'ye baktığımızda Türkçe matematikte 100'er soru çözmüş. Bak bu daha iyi. Bunu zaten bayılırım hocam. Evet Duru'nun ki gerçekten daha iyi. Kime göre? Selim'e göre daha iyi. Fen İnkılap İngilizce dini ise biraz daha arka plana bırakmış. Din İngilizce İnkılap belki kat sayısından dolayı böyle olabilir ama fen de bence biraz daha netlerini artırması lazım. Sorularını artırması lazım. Dinize baktığımızda bir günde 420 soru çözdü. Hepsinden eşit çözmüş ama bu sefer de İngilizce dini sallamış ama nasıl olsa din kolay soruluyor demiş. İngilizce'den ise e, ben yaparım diye düşünmüş. Halbuki birçok öğrenci İngilizce'de ister istemez kelime eksen dolayı soru kaçırabiliyor. Bu güzel duruyor. Esasında bu çok ciddi bir çalışma programı duruyor ama hala tam puan almak için ciddi bir eksi var. İngilizce ve din kolay diye vazgeçmemesi lazım. Onlar da mutlaka soru çözmesi lazım. Bir de Buse'ye bakalım. İşte bu. Evet Buse gerçekten bayağı iyi bir çalışma programı yapmış. Birincisi bir günde Türkçe matematik fene ciddi bir soru oranı vermiş. Niye? Bunlar gerçekten de kat sayısından dolayı en önemli dersler. Ve inkılabı da diğer derslerden biraz daha zor olduğu için ön planda tutmuş. İngilizce dediğini ise arka planda tutmuş. Ama mutlaka onlardan da soru çözmüş. Az da olsa i̇şte, çalıştım. Az da olsa çalışmış. Dolayısıyla biz her gün Bursa gibi çalışamasak bile bazı günler deniz gibi, bazı günler duru gibi dört soru, bazı günlerde uyanık Selim gibi dört soru çözsek bile günde dört soru çözmeliyiz. Ama en doğrusu Bursa'nın yaptığı tarzda soru çözmek ve az önce söylediğim gibi planlı program çözmek. Bunun için sana hadi tavsiye ediyorum Tonguç Bu motivasyon ve planlama rehberi senin için her şeyi zaten bak. Kaynaklarını buraya yazıyorsun. Buraya mesela diyelim ki yazacaksın kaynakların birincisi örnek, örnek sorular. Önce bir örnek soruları çözeceksin Sonra LGS soruları. Çıkmış çözeceksin. LGS soruları. Burada matematikte ilk konumuz neydi? Çarpanlar ve katlar. Sonra neydi? Üslü sayılar. Sonra neydi? İşte köklü sayılar. Cebirsel ifade. Fark etmez ben konuları bilmiyorum matematik. Olasılık, veri analizi bilmem ne ıvır zıvır hocam. Olasılık ıvır zıvır. Yani neyse hangi zımbırtıysa. Şimdi örnek soruları yazın. LGS sorularını yazın sonra temel sorular yazacaksın matematik. Hemen pat diye zor sorulara giremezsin. Dolayısıyla tost senin için çok mantıklı bir kaynak. Ardından birinci kaynağını yazın. İşte Zoru Bankası. İkinci kaynağını yazın, Taktik. Üçüncü kaynağını işte Apaçya yayınları. Dördüncü kaynağı yazın, X yayınları. Fark etmez. Sonrasında bu kaynaklardan çözün testleri burada güzel güzel planlayabilirsin. Ve aynı zamanda burada senin için günlük, haftalık ve aynı zamanda aylık çalışma programları da var. Bu senin gerçekten tam planlı bir şekilde çalışmanı sağlar. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç Eylül'e. Ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla.